Bir video sorumuz daha var. İzleyelim, görelim. Selamünaleyküm. Nasılsınız hocam? Sağ olun efendim. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şu uç şekilde sabah uyandığımda elimde kına vardı. Anlamı nedir hocam? Teşekkür ederim. Muhsin Bey, bu sorunun cevabını siz daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah hocam. Hocam şöyle, şimdi genelde şey söyleniyor. Yani bunun dini boyutuyla ilgili ben sözü size bırakayım da. Şey deniyor yani, insanlar uykudayken ruh vücuttan ayrılır. Oralardan başka alemlere gider. O başka alemlerden kalma bir lekedir bu. Ruh başka alemlere gitmiştir denir. Böyle bir şey var mı? Önce onu sorayım. Yok, öyle değil de. O bir mantar izahı evet. Var ya. Ama bu mantar. Tinea Negra. Yazarsa izleyicilerimiz internete, bakın yazın internete, Tinea Negra yazın, çıkacaktır. Hatta görsellerden bakarsınız, aynı bu görsellerdeki gibi bir çeşit mantar hastalığı, geçici, yani şey değil, sıkıntılı doğru. Bir durum değil. Doğru. Birkaç güne geçecek bir şey, stresten olabilir, başka yani yerli ortamlarda bulunmaktan olabilir. Manevi bir anlam çıkarmanın yeri yoktur bu. Dini bir açıklaması yok yani. Bu. Fiziki bir rahatsızlıktır bu. Evet, değil evet. Mi? Yani evet. Sorunun cevabı bu şekilde. Yani ruh bedenden ayrıldı, başka alemlere gitti, ondan iz kaldı. Öyle evet, bir şey yok. Öyle. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim, görelim. Merhaba hocam. Gününüz hayırlı olsun inşallah. Allah korusun. Severe izleyeyim. Allah korusun sizi. Eller sen gösterirsen öpürü. Hocam sana sualım bu için. Bir erkek kendi hanımına, hamile bir kadına, hanımına el kaldırırsa, onu döverse günah mıdır? Ona küfür ederse günah mıdır? Ve de onun anne babasına küfür ederse günah mıdır? Onun kıldığı namaz, tuttuğu oruç kabul olur mu hocam? Lütfen Allah rızası için. Evet. Söylüyorum. Erkek hanımına kötü sözler söylerse, el kaldırırsa, bunun vebali günahı nedir? Hamile dedi sanki, onu da söyledi yani. Hamile bir kadına el kaldırmak. Efendim, bir kadına bir el kaldırmak. Bu konuları sevgili peygamberimizden soralım. Vela tukabbi, eşinizi aşağılamayın. Onu hor görmeyin. Ona gönül kırıcı sözler söylemeyin. Vela tadribil vecih, sakın yüzüne vurmayın. Yani insanoğlu şerefli bir varlıktır. Bu şerefli varlığı temsil eden de yüzüdür. Sakın yüzüne tokat vurmayın. Onu aşağılamayın. Kötü sözlü. Sevgili peygamberimiz bakın ya Uveyşe diyor yahu. Ayşe demiyor da Ayşecik diyor. Ayşecik. Ya Hümeyra diyor. Pembecik diyor. Yani pembecik ne demek? Güzel kadın demektir. Yani bir erkeğin hanımına yapabileceği en büyük hakaret onu aşağılamasıdır. Seni sevmiyorum, sen kötüsün, sen başarısızsın demesidir. Yani sevgili peygamberimizi görüyoruz ki annemize karşı ben Hatice sevgisiyle Rabbim beni rızıklandırdı diyor. Mekke fethi günü peygamberimizin ilk işi Hatice annemizin kabrini ziyaret. Mekke'yi fethettim, Mekke'nin en güzel konağını bana hazırlayın. Öyle değil. Efendimizin karargahı nereye? Hatice annemizin kabrine oldukça yakın yere yaptırıyor. Ya. Şu vefaya bakın yani. Yani. Evet efendim. Ayşe annemize de son derece sevgisi vardı. Sevgili peygamberimizin hiç kaba davrandığını, gönül kırıcı davrandığını görmüyoruz. Cenab-ı Hak da peygamberini bize örnek gösteriyor. Dünyadaki yuvamız mutlu olmalı ki ebedi hayattaki yuvamız da mutlu olsun. Dünyamız bir cennet, ahiretimiz ayrı cennet. Her gün namazdan çıkarken diyoruz ki ya Rabbi huzurundayım. Huzurundan ayrılmazdan önce senden bir şey daha istiyorum. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Ya Rabbi dünyada bize iyilik, güzellik, eşimle, çocuklarımla güler yüzlü, tatlı dilli, mutlu, meşru bir yaşayış
ve fil ahirete hasene. Sonsuz cennetlerde de eşimle çocuklarımla beraber olayım ya Rabbi. Hocam Tirmizi hadisinde geçiyor. İmanca en olgununuz, ahlakça en güzel olanınızdır. Ahlakça en güzel olanınız ise kadınlarına iyi davrananlar. Hayrukum hayrukum linisaikum. Sizin hayırlınız eşine karşı hayırlı olandır. Ben ise içinizde eşine karşı en hayırlı olanınızım. Evet. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Hanımefendi sorusunun devamında şöyle bir şey söyledi hocam. Yani bir erkek hanımına kötü sözler söylüyorsa, onun ailesine küfürler ediyorsa, annesine babasına ya, kötü sözler sarf ediyorsa, ona şiddet uyguluyorsa ve bu kişi namaz kılıp oruç tutuyorsa, bunun kıldığı namazlar, tuttuğu oruçlar kabul olur mu? Efendim o kıldığı namazın, tuttuğu orucun sevabı ayrı, bunun da vebali, sorumluluğu ayrı. Evet. Ama o namazı kılan, o orucu tutan kişi de bunları yapmamalı, yakışmaz yani o namazda. Ne diyoruz? Allah'a söz veriyoruz. Ve ileyke nes'a ve nahfid. Ya Rab, çalışmam, çabalamam, sevmem, yermem hep senin içindir. Senin her emrin başım üzerine ya Rab. Öyle demiş oluyorum ya. Yani. Evet. Peki. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.